Efendim bu hafta bol oksijenli Kaz Dağları'nın eteklerindeyiz. Dağlarında ve ovalarındaki yemyeşil zeytin ağaçlarıyla pek meşhur olan hem Ege'ye hem de Marmara'ya hakim masmavi kıyılarıyla göz kamaştıran, son dönemlerde peyniriyle, kıvırcık kuzusuyla, zaten zeytinyağıyla pek meşhur olan Balıkesir'deki lezzetli tavsiyelerimiz başlıyor. Maydanoz var, ebegümeci var. Ala maydanoz. Ala maydanoz mu? Evet, ala maydanoz. Bu çok gizli sırlı, benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum İsmail Usta. Ocağımız yakacağız. O önemli. O en önemlisi. Ben onu çok iyi yaparım. Ocağı yakacağım. Sonra... Başta tatlı yapacaksınız gibi falan yaklaştım. Ayva tatlısı mı geliyor acaba? Ama tatlı zeytinyağıyla ayvayı birleştireceğiz. Yalnız, evet. Meyve ile sebzenin birlikte zeytinyağlı olaraktan sunulması. Çok yakışıyormuş. Ben balığı yenir mi? Yenir mi? Yenir. Hem de nasıl yenir? Aynen öyle. Kemal abi. Başka bir şey. Çok lezzetli. Çok sevdiğim sındırgıdayım. Bu muhteşem halıların nasıl yapıldığını, iplerinin nasıl boyandığını anlatacağız. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Zerefşan Hanım, Fatma Hanım. Önemli olan nedir? Dibini tutturmamak mı? İnşallah güzel olur. Tutsa ne olur dibi? Yanık olur. Ne olacak? Sındırgı, güveç profesörümüz Fazilet Hanım. Tarhana uzmanımız, o da profesörümüz Oya ablam. Tarhana bezdirme yapacak. Edremit'in gelini kınalamış elini, yemeye doyamadım, kuzusunu tandırını, hoştur yemeği. Efendim Balıkesir Havran'dayım. Havran denildiği vakit benim aklıma zeytin gelir. Tıbbın babası Hipokrat'ın da söylediği gibi, nitelendirdiği gibi altın sıvı. Evet, bölgedeki ismi de aslında altın sıvıdır. Büyük nimettir. Rabbimizin insanoğluna lütfudur. Gövdesiyle, dallarıyla, yaprağıyla, her damlasıyla şifa kaynağıdır. Damakları çatlatan zeytinyağlı çeşitleriyle sevgili İsmail Özen Ustam'la karşınızdayız. İki tarifimiz olacak burada. Birazdan Serap Ustamız da gelecek. Bizlere böyle çok şaşıracağınız bir tarif verecek. Ama İsmail Şefim'le efsane bir tarif vereceğiz size. İsmail abi nasılsın, iyi misin? Sağ olun, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Şimdi bayağı ot var. Evet, 10 çeşit otumuz var. Hem Kaz Dağları'nın müthiş enerjisi ve oksijeni, hem de bu endemik yapısının en güzel örnekleriyle karşımızda manav dükkanı gibi şimdi burası. Karışık ot. Zeytinyağlı karışık ot yapacağız. Evet, zeytinyağlı karışık ot yapacağız. Otlarımız. Neler var burada? Burada hindiba otumuz var. Evet. Isırgan var. Alabada otu var. Cicibici var. Alabada bu, labada mı? Labada, evet. Burada yöresel alabada ismi deniyor. Burada. Yöresel alabada deniyor. Böyle radika benzeri var. Evet, radika. Acı hindiba, tatlı hindiba. Hindiba değil mi? Evet, hindiba cins. Altında yine muşnat otumuz var. Bu? Yaban teresi. Yaban teresi. Ne kadar güzel kokuyor. Tereyle aynı kokuyor ama daha ince yapraklı. Sadece görünüm farklı vardı. Maydanoz var. Ebegümeci var. Ala maydanoz. Ala maydanoz mu? Evet, ala maydanoz. Bu arada otların maydanoz başına ala geliyor. Evet. Doğada kendiliğinden olan otlar da var. Yetiştirdiğimiz otlar da var burada. Bayağı bir çeşit var. Şimdi onun bunları için zeytinyağıyla bir araya getireceğiz. Evet, zeytinyağıyla bir araya getireceğiz bunları. Işte. Ama bu ilaç. Bu evet. Şifa deposu. Başka nelerimiz var, malzemelerimiz? Soğan, evet. Sarımsak, kapibirimiz var. Evet. Ve haşlamış olduğumuz otlarımız var. Bu tuz, haşlanınca karabiber. Bu hale geliyor. Evet. Tuz ve karabiber var. Tuz, karabiber, zeytinyağımız ve üzerine sos. Şimdi bunları daha önceden haşlamış. Vakit kazanalım diye. Evet. Ne kadar haşlıyoruz? Sıcak haşlanmış suya yaklaşık 4-5 dakika sıcak suyun içinde kaynatıyoruz ve buzlu suya alıyoruz. Otun yeşil olması için, içindeki değerler ölmemesi için buzlu suya alıyoruz. Çok önemli. Yani kararma yapmasın, koyulaşma yapmasın. Evet. Yine öyle taze haliyle karşımıza çıksın. Zeytinyağıyla bir araya geldiğinde parlasın.
Evet. Diye buz. Evet, tekrar buz atıyorlar üzerine. Buzlu suya çıkarıyoruz. Evet. Ve otlarımız hem canlı buluyor hem de daha yeşil, daha taze düşüyor. Süper Mehmet. Teşekkür ederim. Bu çok gizli sırlı benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum İsmail Usta. Ne yapalım şimdi? Önce nasıl başlayalım tarifimize? Nasıl başlayalım? Önce ocağımızı yakacağız. O önemli. O en önemlisi. Ben onu çok iyi yaparım. Ocağı yakacağım. Sonra... Ağır iş bende yani. Kusura bakma. Sonra... Evet, sonra soğanımızı kavuracağız. Evet. Çok mu kavuracağız? Pembelesine kadar. Arkasına sarımsağımızı ilave edip, kalpimizi ilave edeceğiz. Arkasına otlarımızı atıp çevireceğiz. Ve lavamıza, tabağımıza alacağız. Üzerine süzme yoğurt ve sosumuzu. Ben hayalimde yemeye başladım bile şu an bu Hazırlamaya başlayalım. Önce soğanı öldürelim. Sarımsakla bu güzel müesseseyi güzel kokulara boğalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Bahsettiğimiz mis kokular etrafı kapladı. Evet. Elden sağlık. Hatta böyle köpürmeye de başladı. Sebzelerin suyuyla birlikte soğanın ve biberin, zeytinyağının. Şimdi artık otlarımızla buluşturma vakti geldi. Daha önceden haşladığımız otlarımızı ilave ediyoruz. Biraz da böyle mi kavuracağız? Evet, biraz da böyle kavuracağız. Soğan, biber, sarımsak aromasının otlarda geçmesi için. Çok değil ama değil mi? Evet. Ardından karabiberimiz, tuzumuz ilave edilecek. Sunarken peki tekrar zeytinyağıyla buluşturuyor muyuz üzerinde? Buluşturuyoruz. Hatta hazırlamış olduğumuz toz biberli bir sosumuz var. Ne var bunda? Kırmızı toz biber, zeytinyağı. Yani toz biber aslında buraya kullanıyoruz. Evet. Bu şekilde. Bu şekilde ısıtıyoruz. Yani tavaya atmıyoruz. Yok. Tabii, süzme yoğurt. Bunu süzme yoğurt. Tabağımız ağzımız üzerinde süzme yoğurt. Çırpılmış. Üzerinde sosumuz. Öyle mi? Süzme yoğurt da olacak sunumda. Evet. Sürpriz. Evet. Sunumu sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi sürpriz olsun. Serap şefim gelecek. Bizlere çok özel bir tarif verecek. Yine zeytinyağlı. Serap ustam, Serap şefim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben başta tatlı yapacaksınız gibi falan yaklaştım. Ayva tatlısı mı geliyor acaba? Ama tatlı zeytinyağıyla ayvayı birleştireceğiz. Evet. Tatlımız da var ama ayva tatlımız. Biz bugün zeytinyağlı ayva yapacağız yemek. Geyve ayvası gibi müthiş ayvalar seçilmiş. Evet. Burada nelerimiz var? Zeytinyağını görüyorum ama diğerleri nedir? Zeytinyağımız, portakal suyumuz, limon suyumuz. C vitamini deposu aynı zamanda. C vitamini deposu, evet. Havuç var, şeker var. Çam fıstığı, kuş üzümü, beyaz karabiber, tuz, soğan. Normal karabiber değil, beyaz karabiber. Rengini kararttığı için evet, beyaz karabiber lezzetini yani versin diye. Varsa evde iyi olur. Tadını etkiliyor mu, sadece rengi mi? Rengini etkiliyor, tadını etkilemiyor. Tamam, tadına aynı lezzette evet. Bu tarifi uygularsanız aynı lezzette bir sonuçla karşılaşırsınız. Ama evet. Beyaz karabiber varsa tercih ediyoruz. Tarife nasıl başlayacağız? Soğanlarımızı kavurarak başlıyoruz. Başlayalım o zaman. Haydi o zaman. Yine mis gibi kokular. Yani işin içinde zeytinyağı varsa tamam. Doğramış ayvalarımız hazır. Evet. Baharatlarımız mı kaldı? Yani ayvalarımızı ekleyeceğiz. Ayvalarımız baharatlar. Peki biraz pişirecek miyiz onu? Biraz evet. Biraz pişirecekler. Ayvalarımızı yumuşayana kadar pişiriyoruz. Evet. Biraz ayvalarımızı yumuşattıktan sonra karabiberimiz, beyaz toz karabiberimiz, tuzumuz. Fıstığı daha önce ilave etmiştiniz. Evet. Kokusu çıksın diye. Şekerimiz. En son kuş üzümümüz rengini karartmasın diye. Renk çok önemli bu tarifte. O yüzden beyaz toz karabiber ve en son kuş üzümü atılıyor. Elinize sağlık. Ayvayı ne kadar zaman pişsin de? Sadece biraz yumuşayana kadar mı? Böyle 8-9 dakika yeterli. 8-9 dakika.
Evet. Kuş üzümünü de ilave ediyoruz. Sunumda bir şey ilave edecek misiniz finalde? Zeytinyağı. Öyle mi? Saf üzerine. Zeytinyağı, evet. Olmazsa olmaz. Teşekkür ediyoruz. Serap Şef'im elinize sağlık. Afiyet olsun. Birazdan şimdi de. Birazdan tarifini verdiğimiz yemekleri tadacağım. Muhteşem bir masada tabii ki. Sizleri tanıştırmak istiyorum. Nermin Gelbal Göktuman hanımefendi, kadın girişimcilerimizden çok sevdiğimiz, hakikaten takdir ettiğimiz müesselerimizden bir tanesi. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizi misafir ettiniz. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Zeytin üretiyorsunuz, yetiştiriyorsunuz, onu işliyorsunuz ve ziyaretçilerinize, yöre halkına ciddi manada güzel bir hizmet oluyor. Türk mutfağına da güzel bir hizmet oluyor. Elinize sağlık. Çok sağ olun, teşekkürler. Kaç yıldır buradasınız? 10 yıldır bölgede zeytinyağı üretimi yapıyoruz. Son 3,5 yılda bunlar oldu. Son 3,5 yılda da fabrikamızla birlikte burada Havra'nın, Balıkesir'in yerösel otlarını zeytinyağımızla birlikte buluşturarak, aynı zamanda Balıkesir'in kuzusu da meşhurdur biliyorsunuz. Evet. Onları misafirlerimize sunuyoruz. Güzel proje. Ellerinize sağlık. Çok şeflerimize sağ olun, çok teşekkür ediyoruz Nermin Hanım. Şimdi tabii ki şeflerimize güzel tarifler verdik. Zeytinyağlı ayva yemeği yaptık sizler için. Karışık otlarla yine böyle zeytinyağında güzel harmanladığımız bir yemeğimiz var. Şeyde 10 çeşit otumuz var. Evet. Şimdi önce İsmail ustamızın yaptığı karışık otlarla zeytinyağıyla harmanladığı bu güzel yemeği tatmak istiyorum. Karadenizli hemşerilerimiz de bu konuda çok iyiler. Tüm Karadeniz'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bunun üzerine de yine yoğurtla, sarımsaklı yoğurt ya da sarımsaksız isteğe bağlı olarak üzerine dökerekten hemen kullanabilirsiniz. Biraz böyle tercihe bağlı, yoğurt sevmeyen için biraz yoğurt. Yalnız da yiyebilir. İkisi birlikte de. Olması gerektiği gibi deneyeceğiz şimdi. Yoğurtla birlikte de sadece tüketebiliyoruz. Evet. Yani haşlanan otlar belli bir süre sonra birbirine benziyor ya. Evet. Bunda öyle bir durum yok. Gerçekten pişirme usulü çok önemliymiş. Evet. Ot, özellikle doğada kendinde olan otları. Yani o buzlu suda bekletmesinin bir sebebi varmış diyorsunuz. Evet, daha diri olup rengini, yeşilliğini kaybetmiyor. Şimdi ayva yemeğimize geçelim efendim. Evet. Serap ustamıza teşekkür ediyoruz. Biraz havuç, biraz soğan, ayva, biraz da ayvasından. Fıstık var içinde. Kuş üzümü var. Zaten tarifini, yapılışını gördük. Meyve ile sebzenin birlikte zeytinyağlı olaraktan sunulması. Çok yakışıyormuş. Zeytinyağı ile ayva ve havuç. Müşterilerimiz de çok beğeniyorlar. Gerçekten. Harika. Size mutlaka tavsiye ediyorum. Efendim, Balıkesir'e geldiğinizde Havran bölgesinde zaten bu çeşitleri mutlaka tadın. Evet. Ama verdiğimiz tarifleri de lütfen evlerinizde deneyin. Tavsiye ediyorum. Tavsiyeler bu kadar mı? Tabii ki daha size Balıkesir'de çok tavsiye vereceğiz. Devam ediyoruz. Efendim, Balıkesir merkezdeyim. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarında sizlere Balıkesir pullusunu anlatacağım, tanıştırayım. Figen Gökçe hocam. Çok enteresan, çok güzel bir el sanatımız. Balıkesir pullusu dediği vakit aklımıza hangi motifler gelmeli? Balıkesir pullusu dediğimiz zaman ilk önce aklımıza gelecek olan motifimiz domates gülü Turgay Bey. Kesin vardır değil mi? Evet. Yani biz bir elbisede, bir çantada, bir ayakkabıda şu domates gülünü gördüğümüzde bu Balıkesir pullusu diyebilmeliyiz. Evet. Aslında evet. Karakteristik özelliği bu. Domates gülünün ne kadar çok olduğu o ailede bolluk ve bereketin artacağını simgeliyor Turgay Bey. Nar gibi bir özelliği var kültürümüzde yani. Evet. Bereketi sembolize ediyor. Evet. Hemen yakanızda da var bir domates gülü. Çok güzel bir motif. Altında pamuk mu var? Kapatmayı sağlamak için. Altında 7-8 kattan oluşan pamuk ipliğimizle tutturma tekniğine ilk önce alt zemin tabanımızı oluşturuyoruz. Daha sonra üzerine simimizle sırmamızı gerçekleştirip domates gülünün üzerindeki simimizle efendim. Klaptan ve sim çalışması yapıyoruz. Bunu tutturma tekniğinde kullanaraktan beyaz pamuk ipliğimizin üzerini tamamıyla kaplatıyoruz.
Daha sonra da tırtıl dediğimiz malzemeyle kenar bezemesini yapıyoruz. Çok güzel görünüyor. Yani kendinden kabartmalı. Çok da vakit alıyor Figen hocam. Evet, evet Turgay Bey. Yani mesela arkamızdaki mankenin üzerindeki bir elbise, kaftan, bindallı evet, ne evet, kadar zamanda çıkar? Şöyle bir şey, şu bu mesela, görmüş olduğunuz sulumuzu Bigadiç'in son kadısının eşinin gelinliğine ulaşarak onun üzerindeki deseni yaşattık. Böyle bir pullumuzu 6 ay gibi bir süre içerisinde 4 öğrencimiz tarafından çalışılmış bulunmaktadır. Yani bir kişi 1,5-2 yılda yapabiliyor. Evet efendim. Bu güzel müze edasındaki alanı gezelim Figen hocama da. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Elinize sağlık Figen hocam. Teşekkür ederim Turgay Bey. Çok sevdiğim Sındırgı'dayım. Bu muhteşem halıların nasıl yapıldığını, iplerinin nasıl boyandığını anlatacağız. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Zerefşan Hanım, Fatma Hanım. Önemli olan nedir? Dibini tutturmamak mı? İnşallah güzel olur. Tutsa ne olur dibi? Yanık olur. Ne olacak? Sındırgı, güveç profesörümüz Fazilet Hanım. Tarhana uzmanımız, o da profesörümüz Oya ablam. Tarhana bezdirme yapacak. Edremit'in gelini kınalamış elini, yemeye doyamadım, kuzusunu tandırını, hoştur yemeği. Efendim, derin, serin ve karanlık suların pek meşhur bir balığıyla sizi tanıştıracağım. Edremit Güre'deyim. Kemal Şefim'le birlikteyim. Çok enteresan tarifler vereceğim sizlere. Ve çocukların da internette, sosyal medyada şimdi karıştırıyorlar balıkları. En çok merak ettiği balıklardan bir tanesidir. Birçok animasyon filminde de bunu görürsünüz. Fener balığı. Fener balığı çok enteresan bir balıktır. Hani bizim Ege sularımızda, Akdeniz'de, okyanuslarda çok derinlerde yaşayan, tıpkı kalkan balığı gibi özellikler olan bir balıktır. Sırtında böyle solungaçları, yüzgeçleri var. Hemen üstünde dikenleri var. En öndeki dikeni çok uzun. Enteresan. Peki, neden anlatıyorum? Mesela gastronomi olunca efendim, denizlerin en lezzetlilerinden biri o. Bazılarınızı duyar gibiyim. Ya fener balığı yenir mi? Yenir mi? Yenir. Hem de nasıl yenir? Aynen öyle. Kemal abi. Kemal abi. Tabii ki fener balığından çok güzel bize tarif vereceksin ama bir tane değil. Ardından bir tarif daha vereceğiz. Aynen. O nedir? Balık kokoreç. Balık kokoreç. Aynen. Çok enteresan ve çok lezzetli bir balık. Aynen. Beyaz bir eti var. Piştiğinde parçalanmıyor hani böyle. Yine sıkı yapısını koruyor. Çok da faydalı. Kesinlikle. Biz izleyicilerimize özellikle hani çocuklarımız için, kemik sağlığı için, vücut sağlığı için, göz sağlığı için haftada 2-3 kere balık tüketmek lazım. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi fener balığı nasıl pişirilmeli? Kavurması çok güzel olur. Öyle mi? Kavurmasını yapacağız. Izgaraya da gider ama genelde en çok rağbet edilen şey kavurması. Aynen. Ama bir iki aşaması var anladığım kadarıyla pişirme usulünde de. Aynen. Önce fener balığımızı temizleyip güzel küp küp doğruyoruz. Evet. Kızgın yağda kızartıyoruz. Ondan sonra sebzelerimizi, arpacık soğan, bal biber, maydanozumuz var, mantarımız var, köy biberimiz var, domatesimiz var, tereyağımız var. Bunları güzel söteledikten evet, sonra fener balığını bunlara içine koyup tekrar söteliyoruz. Ondan sonra güvecimize koyup işlem hazır. Baharatlarımız var. Farklı onlar nelerdir? Ne tercih etmeliyiz? Baharat olarak pul biberi, kekik, nane, tuz, defne yaprağı, sarımsak, artı kırmızı tane biberimiz var. Şimdi o zaman işlemlere başlayalım. Yağın kızgın olması gerekiyor. Kesinlikle. Balığımızı önce işliyoruz. Kuşbaşı doğruyoruz. Aynen. Unluyoruz. Aynen. Ve direkt yağ atıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Tamam.
orta bölümü de kızarttık. O sunumda mı kullanacağız? Orada da hala var. Aynen. Yani onda tam mesela etini alamıyorsun böyle. Orada da bayağı güzel bir et var. Lezzetli kemiğe dayalı olduğu için en lezzetli kısım da orası aslında. Bundan sonraki işlemlerimiz nedir Kemal Usta? Şimdi sebzelerimizi kavuracağız. Evet. Ondan sonra bir araya getireceğiz. Balığımızı içine soteleyeceğiz. İşlemimiz bitiyor. İzliyoruz dikkatli bir şekilde. Daha sonra diğer tarifimize geçiyoruz. Hepinizin çok sevdiği balık kokoreçi anlatacağız. Deniz mahsulleriyle balıklarımızdan kokoreç hazırlayacağız size. Balık kokoreç. Evet, bayağı balık var içinde Kemal aynen. abi. İçinde kalamar, kalamar kafaları, ahtapot, ondan sonra levrek balığı. Yani mix çok güzel bir şey çıkıyor. Gayet güzel ama ince ince kıyılmış. Aynen. Çok ince. Çok da ince yapılabilir de mesela böyle daha ince. Ama böyle piştikten daha lezzetli. Piştikten sonra zaten durur. Biraz daha olabiliyor aynen. aslında değil mi? Böyle daha lezzetli oluyor. Gibi. Biraz diri olması daha iyi. Hafif değil mi böyle ağzımıza gelecek aynen. yani. Şimdi neler olmalıdır kokoreçin içinde? Balık kokoreçe ne ilave ediyoruz pişirirken? Pişirirken tereyağımız var. Evet. Domates, al biber, sivri biberimiz var. Baharatlar. Baharatlarımız yine tuz, pul biberi, kekik, ondan sonra nane. En son da çok az da soya sosu ilave ediyorum en son. Süper. Önce neyi pişireceksin Kemal abi? Önce balığımızı pişireceğiz. Pişirelim o zaman. Karışı. Buyurun. Balıklarımızla birlikte sebzelerimizi soteledik. Çok güzel koktu. Şimdi tabii ki baharat. Aynen öyle. Kokoreçlerin olmazsa olmaz. Baharat önemli. Baharatları ilave ediyor Kemal abi. Sonra? Baharat ilave ettikten sonra çok az bir soya sosu koyduktan sonra işlemimiz bitiyor. Güvecanı sıcak sunuyoruz. Mis. Aynen. Şimdiden eline sağlık Kemal şefim. Afiyet Birazdan olsun. Birazdan balık mahsulleriyle bezenmiş mükellef bir masada sizlerin karşısında bu tarifleri tadacağım. Ayrılmayın. Kemal şefim elinize sağlık. Teşekkür ederim. Size de afiyet olsun. Bu coğrafyanın güzelliği zaten balık gelmeden doyuyorsunuz. Çok fazla çeşidi var. Birazı da farklı tabii buraya has soğuklar. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Çok güzel görünüyor. Bu güzel iki tarif için ayrıca teşekkür ediyorum size. Çünkü fener balığı böyle her yerde bulabildiğimiz, yoğunlukla bulabildiğimiz bir balık değil. Çok da faydalı, çok lezzetli bir balık fener balığı. Ardından sizler için balık kokoreç tarifi verdik. O da pek hoş görünüyor. İnsanın böyle yarım ekmeğin içine şöyle değil mi? Aynen, çeyrek ekmeği içine çıkarak. Çeyrek ekmeği. Öyle tüketesi var. Yani içten öyle geliyor ama fener balığını soğutmadan denemek istiyorum. Birkaç aşamada pişirdi şefimiz onu. Önce yağda kızarttı, suyunu içine hapsetti. Ardından sebzelerle harmanladı. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Bu güzel sunum için.
yumuşacık. Kalçıksız. Dağılmayan bir balık. Gönül rahatlığıyla. Başka bir şey. Çok lezzetli. Afiyet olsun. Gerçekten keyif. Kesinlikle bu bölgeden çıkan bir balık. Elinize sağlık. Elinizde çok lezzetli bir balık. Tabii ki önemli bir balık ama deniz mahsullerinde onu bu şekilde değerlendirmek ayrı bir meziyet. Aynen. Elinize sağlık. Yılların deneyimi. Kemal ustamız, teşekkür ederim şefim. Bu çatalla hemen şuradan lezzetleri karıştırmadan, evet, kokoreçimizi deniyorum. Hiç kurutmamışsınız. Diri tuttum biraz. Diri tutmanızın sebebini şimdi anlıyorum tadınca. Yıllarca unutamayacağım bir lezzet kokoreç konusunda. Söylediğimi yapacağım. Söylediğimi yapacağım. Birazdan ekmek arası yapacağım ben onu. Tamam. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Kemal Şefim, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Balıkesir'imiz pek şanslı. Hem Ege hem de Marmara'ya bakan kıyıları var, denizleri var. Ve bunu en iyi şekilde değerlendiriyor. Hem balıkçılarımız hem şeflerimiz. Geldiğinizde balık mahsullerini tatmadan dönmeyin. Biz lezzetli mi lezzetli tavsiyelerimize devam ediyoruz. Efendim çok sevdiğim Sındırgı'dayım. Evet, Balıkesir'imizin en güzel ilçelerinden biridir. Termal turizm cennetidir. Ama çok güzel peynirler de yaparlar. Yeter mi? Yetmez. Öyle bir halıları var ki, öyle kilimleri var ki dillere destan. Yağcı Bedir halısı hiç duydunuz mu? Benim evimde de kullandığım, çok beğendiğim o mavi indigo renklerinin en çok yakıştığı müthiş kilimlerdir, müthiş halılardır. Mustafa abimle, sevgili Mustafa Kocaeri ile sizlere bu muhteşem halıların nasıl yapıldığını, iplerinin nasıl boyandığını anlatacağız. Efendim 19. yüzyılın sonlarına kadar birçok sektörde tabii ki bu kök boyaları kullanılırmış. O sektörden sonra biraz daha kimyasal boyalarla üretilmiş halılara döndük. Düşünsenize, küçük bebeğimiz ilk yürümeyi bu halıda öğreniyor. Böyle bir halde öğreniyor. Ne kadar sağlıklı. Öyle değil mi Mustafa abi? Tabii tabii. Şimdi evet. Anlatıyorum, bir yanlışlık yok değil mi? Yok yok. Kök boyası çok önemli. Evet. Kök boyasını nasıl elde ediyoruz? Soru bu aslında. Sual bu. Bu parlak renkleri, bu muhteşem renkleri doğadan nasıl elde ediyoruz? Çıkarıp bakalım. Tabii. Olmuş mu bizim renk? Tabii. Sadece pamukla yün mü boyanır? Bu sadece yün değil, yapağı koyun yünüdür tamamen. Bunu böyle kurudum ediveriz. Dökülüver bu. Kök boyanın sırrı bu. İşte. Halıların belki 100 yıl, 1000 yıl renklerinin değişmemesinin sebebi de bu. Yani renkler doğadan geliyor. Yüzlerce yıllık halılarımız renklerine bu aşamalardan sonra kavuşuyormuş. Ve özelliğini hiç yitirmiyor, hiç soluklaşmıyor. Ve yıllar geçtikçe daha da değerli oluyor. Evet. Elinize sağlık. Şimdi nasıl dokunduğunu anlatalım isterseniz. Meşhur Yağcı Bedir halımızın. Buyurun. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Zerefşan Hanım, Fatma Hanım. Yağcı Bedir halılarındaki motiflerin özellikleri nelerdir? Neyi anlatır bize? Hepsinin ayrı anlamı vardır aslında. Mesela zemini laciverttir. Evet. Lacivert dediğimiz bizim gök. Evet. Gökyüzünü simgeler. İşte kırmızı bu bereket temsil eder. Bereket. Bereket temsil eder. Narınç kahverengi olarak geçer. Yani kahverengi narınç olarak geçer. Toprağı temsil eder. Topraktan geldik, toprağa döneceğiz. Özellikle Yağcı Bedir halılarında çoğunda hep kocabaş deseni vardır. Evet. Üç tane böyle. Kocabaşın anlamı da güç, kuvvet temsil eder. Hani koyun sürüsünün çok yaşayın. Koyun sürüsünün nasıl bir koçu vardır, sürüyü evet. Götürür ya, o da öyle. Güç ve kuvveti temsil eder. Gücü. Liderliği temsil eder. Çok güzel, çok hı-hı. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yağcı Bedir halılarını ben kendim zaten kullanıyorum. Severek kullanıyorum. Ve kültürümüzü yaşattığınız için, Sındırgı halkı olarak bu kültürümüze sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Efendim şimdi size çok güzel bir tarif vereceğim.
Bitmedi tabii. Tavsiyeler biter mi bizde? Bitmez. Buyurun lütfen. Höşmenim anlatayım size. Hadi buyurun. Edremit'in gelini kınalamış elini, yemeye doyamadım, kuzusunu tandırını, hoştur yemeği. Efendim, yemyeşil çam ağaçlarının gölgesinde Yağcı Bedir halılarıyla bezenmiş ambarları selamlayıp Meryem ablamın yanına geldim. Şu dumanından önce bir Meryem abla biraz istifade edeyim. Nasılsın Meryem abla? İyi misin? İyiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Sen nasılsın? Çok çalışıyorsun. Koyun peyniri kokuları geliyor. Koyun peyniri? Koyun peyniri mi bu? Hı-hı. Kaç dakikadır koyun peynirini pişiriyorsun? Bir saat oldu yalım. Oldu mu? Bir saat pişirilmesi lazım mı? Bayağı suyu gidecek yani peynirin. Gidecek. Bayağı gidecek bak. Gitmiş zaten tamam. Puding gibi olmuş. Malzemeleri, koyun peyniri, un, şeker, şerbet ve tahta kaşık. Tahta çok kaşık. Önemli. Şimdi unu gönderiyor. Yavaş yavaş. Karıştırayım ben de bir taraftan sana. Karıştır bak. Hadi bakayım karıştır. Yani emeğimiz olsun höşmerimde. Hoş mu erim diye sormuş hanımefendi beyine bunu yaptıktan sonra. Ama burada koyun sütüyle yapılmış peynirlerden hazırlanıyor. Unla buluşturuluyor. Unun kokusuyla birlikte onu bir de tatlandırmak gerekiyor. Yani buradaki versiyon aslında tatlı. %90 tatlı höşmerim Türkiye'de. %10'u da yemek olarak hazırlanıyor. Çok güzel oluyor bak. Ne güzel oldu. Tel tel. Tel tel olmaya başladı undan sonra. Aa, ayrılmaya başladı Meryem abla. Yağlanca bak. Sındırgıda en güzel sen yapıyor musun bunu? Öyle bir duyum aldım. Önemli olan nedir? Dibini tutturmamak mı? İnşallah güzel olur. Tutsa ne olur dibi? Yanık olur. Ne olacak? Babam da böyle hazır cevaplar veriyor. Cevap hazır yani. Diyor ki mesela taşla fındık kırıyor babam bir gün. Görüyorum yani iki tane taşla kırıyor. Baba fındık kırarken neye dikkat etmek lazım diyor. Eline dikkat edeceksin oğlum diyor yani. Aynı böyle. Tabii. Yana. Gatam kalan. Gatam kalan. Gatam. Gatam. Evet, gatam. Ha, bunlar hep senin avuç usulün mü böyle? Hı-hı. El usulün. Bir çimdik un. Unu fazla atmamak mı lazım Meryem abla? Bu kadarcık attın ya. Bir çimdik un attın. Az atmayı lazım. Az atmak lazım. Sadece onu tel tel yapsın diye içinde değil mi? Şimdi şerbetini hazırladın. Toz şekerini de attın. Bir cezvede, bir cezvede su gitti. Sıcak su gitti. Şerbet. Şimdi şerbet oldu onun içinde. Hı hı. Peki şimdi neyi bekleyeceğiz? Çekmesini mi? İncik çekmesini bekleyeceğiz. Şimdi cik çekecek. Çekecek. Tamamen mi çekecek? Yok. İyice kuruyacak yok mı? Yok. Tamamen. Azıcık 5-10 dakika duracak. 5-10 dakika duracak. Sonra höşmerim hazır. Sındırgımızın coğrafi işaretli, tescilli dillere destan höşmerim işte böyle yapılıyor. Meryem ablama teşekkür ediyorum. Birazdan sizlere tarifini vereceğim yemeklerin olacağı masaya uğurluyoruz. Efendim çok sevdiğim sındırgımda sıra geldi yöresel tariflere. Yani sındırgı denildiği vakit aklımıza gelen aslında bunlar tarifler. O kadar özel, o kadar güzel, o kadar tarihi tarifler ki bunları bu hafta sonu mutlaka değerlendireceksiniz. Kim yapacak onları? Efendim sındırgı güveç profesörümüz Fazilet Hanım. Tanıştırayım. Fazilet Hanım'la kuzu güveç yapacağız. Hemen ardından onu fırına uğurladıktan sonra tarhana uzmanımız. O da profesörümüz, dalında uzman. Oya ablam. Tarhana bezdirme yapacak. Neden bezdirme? Acaba niye öyle söylüyor? Bunların hepsini öğreneceğiz değil mi Oya abla? Evet. Biraz izleyeceğimiz merak etsinler. Tabii ki merak etsinler ama siz bu arada hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğal şehir sındırgımıza. Doğal şehir sındırgı. Neden doğal olduğunu zaten sındırgıya geldiğinizde anlayacaksınız. Yemeklerimizden de göreceksiniz. İnşallah. Böyle termal sularıyla vücudunuz şifa bulacak.
tertemiz havasıyla ciğerleriniz bayram edecek. Muhteşem yemyeşil manzaralarıyla gözleriniz bayram edecek. Yemekleriyle de mideniz. Faziyat abla, efendim, ilk yemeğimiz kuzu güveç. Evet, hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk, teşekkür ederim Faziyat ablacığım. Kuzunun neresi Faziyat abla? Bu tarafından. Bu tarafından. Hı-hı. Hafif yağlı. Evet, peki yağlı. Diğer malzemeler ne göğücümüzdeki? Diğer malzemelerimiz biraz salçamız var, 2 yemek kaşığı kadar. Bir adet domatesimiz var, biberimiz, doğal yine kırmızı kuru kurutulmuş biberimiz, sarımsak. Acım. Göreceğiz bakalım. Acı görünüyor. Sürpriz. Yani görüntüsü acı. Aynen, görüntüsü acı ama bilmiyorum yakar mı sizi. Soğanımız var. Evet. Gene üzerine... Yağ biberi ve normal biberimiz var. Evet. Baharatlarımız neler? Baharatlarımız bir çay kaşığı kadar karabiberimiz var. Evet. Kimyonumuz var. Pul biberimiz. Bir çay kaşığı kadar da gene kekiğimiz var. Bu nedir? O da tereyağımız. O da olmazsa olmazlarından. Kar beyazı tereyağımız var. Evet. Tuzumuz, soğanımız. Evet. Güvecimiz var tabii ki. Evet. Bir de zeytinyağımız. Evet. Bu güvecin bir ismi daha var burada. Ne deniyor bu güvece? Diğer bir adı da kertil güveci. Kertil. Evet. Kertil, kertil güveci. Kertil bunun bir köyü müdür? Köyü. Köyü. Çok merak ettim. Sındırımızın köylerinden birisi. Çok duyuyoruz çünkü ismini. Evet, evet. İzmir'e giderken. Şimdi neye dikkat etmemiz lazım Faziyat abla? Önce hangisini koyacağız biz güveci? İlk önce tabii ki her zamanki gibi yağımızı dibine koyup. Yağlayacağız. Evet. Sonra? Sonra soğanı. En altta o pişsin diyor. Biraz evet, daha uzun sürdüğü aynen, için. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra etimizi koyuyoruz üzerine. Pişme sırası aslında bu. Aynen. Değil mi? Aynen. Su ilave ediyor musun? Kendi suyunda mı pişiyor? Su biraz ilave ediyorum. Çok az ilave edeceğiz evet, sonra suyu. Biraz ilave komşudan edeceğim. Alırız. Bir sürü gördüm orada. Ölçülü müdür? Hayır. Tamam alırız. Az. Teşekkür alalım. Çok el kıvarsın, koyalım arkadaşın suyuna da. Yani komşu komşunun aha, suyuna da muhtaç. Aynen. O zaman hazır sizi edelim, dikkatli bir şekilde izliyoruz Faziyat tamam, abla. Tamam, teşekkür ederim. Kertil güvecimizi nasıl dolduruyoruz ve ardından fırına uğurluyoruz. Evet. İzliyoruz. Bezdirme yapacağız. Evet. Neden beziyor bu tarhana? Neden mi beziyor? Şimdi biliyorsunuz tarhanamız çok meşakkatli bir zor. Biz de yapıyoruz evde. Yemeğimiz. Onun için konu komşu böyle toplanır. Tarhanayı yapıyoruz. Tabii yoruluyoruz ya. İşte yaparken beziyoruz. Tarhana bezdirme. Anlatırken şimdi yaparken. Şimdi biz tarhana mı yapacağız ki bu yemeğin ismi bu? Biz şimdi bu tarhanayı yaparken tabii ne yapıyoruz? Acıkıyoruz. Acıkınca da... Aynı anda oluyor bunlar. Bu da aynı anda oluyor. Tamam. Acıkınca tabii tarhanayı yapıyoruz, bitiriyoruz. Konu komşu oturuyoruz. Bezdirmeyi yapıyoruz. Yemek yiyeceğiz. Karnımız acıktı. Oradan kullandığınız bir malzeme var mı? Var. Hangi? Şimdi tarhananın suyunu hazırlıyoruz ya. Onun suyu da var. Tabii. Evet. Tarhananın suyundan ayırıyoruz. Evet. Ayırdığımız sudan hamuru yoğuruyoruz. Açıyoruz onu. Onun içine atıyoruz. Ondan sonra bakır bisinimize dökeriz şeyleri. Evet. Hamurları. Ortasına da yoğurdu koyarız. Bir yandan hamuru alır, yoğurda banar, yeriz. Tabak yok. Tabak yok. Kaşık da yok. Yok. Yasak. Yasak. O zaman malzemeleri veriyoruz. Evvelden var mıydı kaşık çatal? Yoktu. Biz doğal insanız. Sonra bu devir başladı. Evet. Evet. Şimdi yağ biberimiz var. Bu kapı biberimiz. Kapya, evet. Bu sındırgımızda yetişir bu biberimiz. Daha sulu bildiğim kadarıyla burada. Evet. Domatesimiz. Domatesimiz. Nohutumuz. Evet. Soğanımız. Evet. Salçamız, tuzumuz, unumuz, yoğurdumuz. Bu da yoğurmak için unumuz, o açmak için unumuz. Bu da acı biberimiz. Acı değil mi bu? Evet. Tahmin ettim.
Bunu taranaya koymayız bu acıyı. Bu tarana bezdirmesini yaparken koyarız. Çünkü acı olacak ki bir yandan böyle dilimizi yakacak yani. Biraz da soğuk olursa hava. Hani böyle sonbahar falan. Daha değil iyi mi? Olabilir. Zaten o zaman yapılıyor bu taranalar yani yaz sonu. Yaz sonu evet. Evet. Yoğurdu sen mi yaptın? Evet yoğurt doğal burada. Mayaladığımız yoğurt. Hepsini kullanma. Biraz da bana bırak. Tamam. Başlıyoruz. Şimdi evvela ne yapacaksın o yavla? Evvela hamurunu yoğuracağız. Yoğuralım. Şimdi kat kat hamurlarımızı kısa yoldan açtı. Evet. Yufkalar hazır. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tarana bezdirmemizin suyunu hazırlayacağız. Tamam. Onu izliyoruz. Hemen içindekileri söyleyelim. Yer değiştirdik. Oya ablayla soğanımız var. İçinde yağ biraz böyle şey yaptık. Kızdırdık. Kapya biberimiz. Kapya biberimiz. Suyumuz. Nohutumuz. Nohutumuz. Domatesimiz. Salçamız. Bayağı kaynayacak salçamız, değil mi bu? Salçamız evet. Güzelce bu içindeki malzemeleri eriyene kadar biraz da tuzumuzu atalım. İçindeki malzemeler bir de acıyı şöyle yerken acı tabii ki. Acı biberle gitti. Böyle acıyı şöyle olacak dedi ya. Olacak yerken. Söylediği şekilde anlatıyorum. Böyle. Tabii bu içindeki malzemeleri eriyinceye kadar bu burada kaynayacak. Açtığımız yufkalarımızı kare kare kesip içine atacağız. Sonra? Ondan sonra da bakır tepsiye döşeyeceğiz. Ortasına da yoğurt koyacağız. Yoğurda bulayıp yiyeceğiz. Şimdi de ne yapıyor dost? Her aşamayı dikkatli bir şekilde izliyoruz. Oya ablama çok teşekkür ediyorum. Tarifi gözden kaçırmayın bence hiçbir aşamasını. Önemli bir yöresel yemek çünkü. Az sonra masada karşınızda olacağım. Fazilet ve Oya ablama çok teşekkür ediyorum. Sındırgımızın yöresel lezzetleriyle karşınızdayız. Hepsi masadaki yerini aldı. Önce köfteci deneyelim. Evet deneyin bakalım bir. Köfte de çok havalı. Çetininmiş. Eskiden bu kaşıklardan... İsmini mi yazarlarmış? Tabii. Yapan. Kim yaptıysa ismini yazarlarmış. İmza var. Hadi bismillah. Çok güzel görünüyor Fazilet abla. İnşallah lezzeti de güzel olmuştur. Kokusu öyle geliyor. Biraz acı eminim atmıştım güzeldi. Değil mi? Evet koydum. Onun da kokusu geldi. Afiyet olsun. Enfes. Az kalır. Afiyet olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Çok afiyet lezzetli olsun. Olmuş. Suyu, sebzeleri, yağı. Etin kendi de çok lezzetli şimdi yani burada. Evet. Bir de toprak kabla buluşunca... Daha da lezzetli. İnanılmaz bir lezzet oluyor. Evet. Zirvede. Biz her şeyimizi kendimiz yaparız. Peynirimizi, yoğurdumuzu. Elinize sağlık. Şimdi burada sen bana elinle falan yedirdin ama şöyle kaşıkla izin var mı ya? Aa, yok. Nasıl yapacağım ben bunu? Böyle. Buradan duracağız böyle. Bu şekilde. Doğal. Doğal. Gerçekten her şeyimiz doğal. O parmaklar yalanacak. Yıkadık zaten. Aynen. Onu da yıkatmış ellerimiz. Aynen. Evet. Alıyoruz. Kibar falan yok yani şöyle. Rahat olun. Seçmece al. Yok. Onun tadı orada nasıl? Zaten. Onun tadı seçmedim. Orada. Seçmedim. Şuradan alalım küçük bir parça. Elimizi alıyoruz. Evet. Şöyle bandırıyoruz. Usul bu efendim. Yapacak bir şey yok. Evet. Böyle yeniyor. Ama çok fazla kaçırabiliriz biz bundan. Vallahi hamur işidir yani bilmiyorum. Evet. Çok fazla kaçırırsınız böyle yani. Lezzeti ikiye katlanıyor. Frene basmak mümkün değil. Yoğurt çok lezzetli ev yoğurdu olduğu için yani. Zaten hazırladıkları sebzeyle birlikte yumuşattıkları hamur müthiş.
Elinize sağlık Oya abla. Afiyet olsun. Fazilet ablam, elinize afiyet sağlık. Olsun. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sındırgımızı size biz tanıttınız böyle. Biz Sındırgı'ya geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Teşekkür ederiz tüm biz Sındırgı ederiz halkına. Efendim lezzetli tavsiyelerimiz devam ediyor. Edremit'in gelini kınalamış elini, yemeye doyamadım, kuzusun tandırını, hoştur yemeği Edremit'in zeytinyağlıları. Nasıl bestem? Beğendin mi Ekrem? 10 numara. Bayılıyorum Edremit'e, sana, çok yemeklerine. Biz de sana. Çok efendim Edremit'teyim. Çocukluğumun geçtiği Edremit Akçay'da, Edremit'te, bu kıyılarda hakikaten birbirinden leziz yemeklere doyamadık. Gelmişken, kıymetli dostumu da bulmuşken sizlere güzel bir tarif vereyim. Ekrem'im. Turgay abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Niyetinde geldin. Ayağına sağlık. Seni özledik. Ben mutlu daha oldum. Çok özlüyorum. Çok teşekkür seni ederim. Seni de, yemeklerinizi de, Edremit'i de çok özlüyorum. Çok sağ ol abi. Ayağına sağlık tekrardan. Eyvallah. Turgay abicim bugün sana bölgemizin Balıkesir kıvırcığı, coğrafi işaretli ünlümüz Balıkesir kıvırcığından kuzu kol tandır yapacağım. Neden kol? Hemen onu da anlatacağım. Şimdi tandır ülkemizin her yerinde yapılır ama Balıkesir'in coğrafi işaretli kıvırcık kuzusu oldu mu pek bir başka. Zira kıvırcık kuzu yağ oranı kuyrukta birikmez, dalıç şeklinde değil, dengeli bir şekilde tüm vücuda yayılır. Özellikle kolda daha mı fazladır yağ? Sadece kuzu için düşünmeyelim, dana etinde dahi makbul olan kol etidir. Çünkü kolda yağ, bakın dengeli, insanı itmeyen ama etin lezzetini de öne çıkartan bir yağ oranı vardır. O yüzden tandırda hatta kuşbaşında bile devamlı kol kullanırım. Diğer malzemelerimiz nedir? Evvela limonla ovacağım. Neden? Limonla ovduktan sonra limonla ovarken o ona parlaklığını versin. Etin böyle bir kendini üzerini bir alsın diye limonla. İlk kez duyuyorum böyle evet, bir şey. Evet limonla ovalıyorum. Sonra zeytinyağı döküp tuz ve karabiberle avkalıyorum. Her tarafına iyice yediriyorum. En sonunda, en sonunda da tereyağımız ve kırmızı toz biberi şöyle ateşte bir cazırdatıp köpürtüp üstüne döküyorum. Ama onun öncesinde 14 saatlik bir et kemik suyum var. Fırının içinde, taş fırının içinde uzun saatler pişeceği için kurumaması için evet biraz da et kemik suyunu veriyorum. Et de pişerken kendi suyunu salacak. Burada 14 saatlik bir et kemik suyu bir yani yeme de yanında yat. Ekmeği ondan sonra böyle banıp yiyeceksin. Et zaten lime lime, pamuk gibi. İşte yemeğimiz bu. Tansiyonum iyice düştü. Sadede gelelim. Kaç saatte pişiyor? Şöyle ki ağır ateşte 7 saat ve üzeri. O artık sizin isteğinize göre 10 saat, 12 saat kadar İzlerimin yapabiliriz. İzlerimin bağı çözüldü. Öyle mi? Tabii. Ama sen, meşe odununda. Sen kardeşin için fırının bir köşesinde saklamışsındır. Koltukta devam ediyor sabahtan beri. En son yiyeceğiz hep beraber. Ben teşekkür ederim. O zaman nasıl hazırlıyoruz onu anlatalım. Şimdi hemen başlayalım. Ekrem şefimi dikkatli bir şekilde izleyelim. Önce limonla biraz işi var anladığım evet, kadarıyla. Evet hemen kısaca şöyle bir limonla. İzleyelim. Zaten bir bölümünü ovmuştum ben. Şöyle. Turgay abicim dediğim bütün aşamaları yaptım. Et kemik suyunu da verdim. Şimdi en son böyle dediğim gibi coslatmalar. Bu bakır da anneannemin annesinden. Yapma ya. Tabii. İstanbul'dan Erenköy'den dükkanımda, mutfağımda kullanıyorum. En son bir de şöyle şu şekilde yağını gezdiriyorum. Ondan sonra üzerine yağlı kağıt ve folyoyla taş fırına veriyoruz. İşte ondan sonra yaklaşık 10 saatte şimdi hemen fırına gidelim. Birazdan fırına uğurluyoruz kuzu kolu. Ardından güzel bir masayla karşınızda olacağım.
Tabii ki tadacağım. Kıymetli dostum Ekrem Yanbolluoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Şimdi artık tandırı tadma vakti geldi. Biraz tabii hafif soğumuş ama tandır şöyle erimesin. Yani soğusa da ama ya. Yok, sıcak hala. Bakın hala pembeliği de muhafaza etmiş kuzu yani, bol. Kendi yanında pişmiş, yağları göremiyoruz, içine işlemiş. Hani bak nime nime ki sambar cezayla. Yani sallamıyorum dedi, çektim bir gelirim. Raket gibi çırptı kürek kemikleri. Hafif, şöyle kızarmış. Yağlı. Şu şöyle deri kısımlar gibi olan kısmından. Yani elimde çok kibarsın. Sağ ol Ekrem, estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah güzel dostum. Şimdi deneyelim bakalım. Şöyle bir kuble. Bir kuble. Bak. Tadına bakalım. Ben sana bir kuble Edremit'in gelini okudum. Bir kuble karşılığında tabii ki kuzu kol tandırı tadacağız. Bakın. Nasıl yaprak yaprak, sayfa sayfa açılmış. Helva pamuk derler ya öyle işte. Damakta ezmeniz yeter. Çiğnemedim. Usul hani usuldendir. Çiğniyormuş gibi bir çatal. Aslında yutmak yeterliymiş. Eline sağlık dostum. Çok beğendim. Ekrem nezdinde Balıkesir'deki tüm şeflerimize teşekkür ediyorum. Hanımefendilere, beylere çok teşekkür ediyorum. Efendim Kaz Dağları'nın eteğinde oksijene doyduk. Kuzulara doyduk. Bir ucu Marmara'da, bir ucu Ege'de kıyılara sahip olan Balıkesir'imizin balıklarına da doyduk. Deniz mahsullerine. Tabii. Geldiğinizde artık nereleri gezeceğinizi, ne yiyeceğinizi biliyorsunuz. Teşekkür ediyoruz tüm Balıkesir'e. Haftaya tekrar farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Afiyet olsun.